E, tabii e, özellikle, özellikle bir, yandan bir yandan Merkez Bankası, Bankası e, kararının e, piyasalara kararlı. yansımalarını da konuşalım isterim. Çünkü e, Borsa İstanbul'da özellikle dün önemli bir toparlanma vardı. Bugün de sizi hemen ağırlamadan önce son rakamı verdik. Yine bir yükseliş var. Dün yine bankacılık sektöründe önemli bir yükseliş gördük. Borsa İstanbul'da konuşalım isterim. Tabii şimdi e, bu, bu kararın... E, aslında hani en önemli belki etki alanı eee tabii ki bankalar üzerinden hissedilebilir. Yani bankalar için şöyle bir e, senaryo koyuyor önümüze. Kısa vadede bir e, zorluk yaratıyor. Merkez Bankası'nın sıkılaşması e, hem de e, bir diğer yandan Türkiye'ye Türkiye yönelik risk algısını olumlu etkilediği için yani bu biliyorsunuz Türkiye yönelik risk algısının temel parametresi şu anda enflasyonla mücadele ve o mücadelede gösterilen kararlılık. Bununla ilişkin her türlü adım, her türlü çaba Türkiye'ye yönelik risk algısında iyileşmeye zemin hazırlıyor. Bu da tabii ki sadece Borsa İstanbul değil, Türk lirası varlıklar açısından destekleyici oluyor. Fakat bankacılık sektörü özelinde tabii kısa vadede kendi bilanço yapıları sebebiyle faiz arttırımı, bir miktar baskı yaratma riski barındırıyor. O nedenle hani beklentinin aksine Merkez Bankası bugün ilave bir sıkılaşma açıklarsa bu biraz hisse senedi piyasası açısından bir miktar negatif olabilir diye ben düşünüyorum. Özellikle kısa vade için. Zaten biraz hisse senedi piyasasında da yön bulma arayışı olduğunu görüyoruz. Yani biraz zorlanıyor yön bulmakta hisse senedi piyasası. Çünkü bir yandan... Ee, önemli bir rakip var karşısında ee, mevduat faizlerinin geldiği seviye ya da para piyasası fonu gibi çok e, yani risksiz diyebileceğimiz neredeyse e, yatırım ürünlerinde herhangi bir vadeye dahi aslında kendinizi bağlamadan e, oldukça yüksek getiriler alabiliyorsunuz. Neredeyse açıklanan enflasyona denk bir getiri alabiliyorsunuz. E, böyle olunca tabii e, hisse senedi piyasasına getiri arayışıyla yönelen e, yatırımcı açısından bir miktar Frenleyici bir unsur oluyor. Ama ileriye baktığımızda da daha orta vadeli bir bakış açısıyla baktığımızda da az önce söylediğim gibi hem risk priminin iyileşmesi ve de tabii yabancı yatırımcının da buraya önümüzdeki dönemde daha fazla gelebilecek olma ihtimali, bunlar da tabii ki yukarı doğru iten bir güç oluyor. Şimdi bu ikisinin birbiriyle verdiği mücadelede borsanın yukarı veya aşağı gitmesinde etkili oluyor. Ama biz bizim görüşümüz aslında bir miktar kısa vadede zorlayıcı bir Hanım çok özür duyuyorum. dileyerek sözünüzü bölüyorum. Bir son dakika gelişmemiz var. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz bir paylaşım yaptı. Onu izleyicilerimize ve sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kazakistan Başbakanı Sayın Olcaz Bektenov ile Top, Deik ve Kazak Invest Organizasyonu ile düzenlenen Türkiye-Kazakistan 13. dönem Karma Ekonomik Komisyon toplantısı kapsamında Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nu gerçekleştirdik. Dost ve kardeş ülke Kazakistan ile Sayın Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize geçen yıl %20 artırarak başarıyla ulaştık. Kardeşlikten güç alarak atacağımız adımlarla karşılıklı yatırımları ve ticaret hacmimizi önümüzdeki dönemde daha da artıracağımıza olan inancımız tamdır. Bugün gün boyunca devam edecek olan KEK toplantısı ikili ilişkileri güçlendirecek konuları ele alacağız. Ayrıca imzalayacağımız protokolün ekinde 90 maddelik bir eylem planı yer alacak. Türkiye Kazakistan İş Forumunda özel sektör firmalarımız arasında imza altına alınan işbirliği anlaşmalarının ülkemiz arasındaki işbirliğini arttırmasını ve yeni fırsatlar yaratmasını diliyorum. Top, Değik ve Kazak, kazak İmmes başkanlarımız başta olmak üzere organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum paylaşımı yaptı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'dan sosyal medya hesabından özellikle Kazakistan'la ekonomik ilişkilere dair değerlendirmelerine olduğu bir paylaşım geldi diyebiliriz son dakika olarak. Sizlerle paylaştık. Nilüfer Hanım'la olan sohbetimize devam ediyoruz. Nilüfer Hanım buyurun lütfen kaldığımız yerden borsayı konuşadık devam edelim. Evet. Yani hisse senedi piyasası için bizim yani bu toplantıdan da bağımsız olarak aslında hani bir faiz artım kararı zaten beklemiyoruz bu toplantıda. Biz genel olarak biraz hisse senedi piyasası için kısa vadede baskılayıcı bir ortam olabileceğini düşünüyoruz. Yani bu düşüş bekliyoruz anlamında değil ama getirilerin sınırlandığı bir dönem diye söyleyebiliriz. Ee, belki geri çekilmeler de olabilir. Ee, ama orta vadede e, yapıcı yaklaşımımız var hisse senedi piyasasına dair. Sene sonu için 12.500 bizim bu, biz 100 endeks e, seviyesiyle ilgili tahminimiz ama elbette ki sektör veya şirket seçimleriyle e, bunun çok daha üzerine e, çıkmak mümkün diye de düşünüyoruz. Sene başında da e, görüşümüz bu şekildeydi. Şu ana kadar da aslında bu görüşümüzün yani sektör ve hisse şirket seçimlerinin fark yaratabileceği konusundaki görüşümüz şu ana kadar bizi yanıltmadı. Bundan sonra da yanıltmayacağını düşünüyoruz. Diğer gene piyasalara bakarsak yani borsa değil sadece işte eurobond olabilir, tahvil piyasası olabilir. burada da eurobond'dan başlayacak olursak elbette Türkiye'nin CDS'inin düşüşüne az önce de belirttiğim gibi enflasyonla mücadele kapsamında olumlu atılmış her adım ülke risk primine olumlu yansıma e, potansiyeli taşıyor. Bugün verilecek yani bir faiz artımı yapılmayabilir ama metin olarak verilecek mesajlarda e, sıkı duruşun devamlılığı ve gerekirse daha fazla artım yapılabilecek mesajlarıyla buna katkı sunabilir diye düşünüyoruz. Fakat e, tabii sadece bizim CDS'imiz değil, e, yurt dışındaki faiz ortamı da çok önemli. Amerikan tabi faizlerindeki oynaklık sebebiyle biz de biraz Eurobond faizlerindeki düşüş konusunda tabii zorlanıyoruz ve hatta bizim CDS'imiz de küresel risk algısına olumsuz etkileniyor ve Normalde belki çok daha düşük seviyelerde olabilecekken şu anda bu jeopolitik gerginlik ortamında bunu göremiyoruz Dolayısıyla Hani eurobondlar için de kısa vadede çok böyle bir sermaye kazancı beklentisi ne sahip değiliz ama döviz cinsinden Tabii ki yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için yine eurobond faizleri iyi bir getiri sunuyor diye düşünüyoruz tahvil tarafına baktığımızda biz biraz daha kısa vadeli faizleri beğeniyoruz. Uzun vadeli tahvil faizlerinin geldiği seviyeleri aslında kendi başına baktığınızda orada da bir cazip bir faiz seviyesi olduğunu söyleyebiliriz ama kısa vadeli faizlerin seviyelerini daha çok beğendiğimiz için yine tahvil pozisyonlanması da getiri biraz daha kısa tarafında şu anda bize daha cazip görünüyor. Ama ilerleyen aylarda özellikle enflasyondaki düşüş süreci başladığında o zaman biraz daha uzun vadeli tahviller de cazip olmaya başlayabilir diye düşünüyoruz. Aslında küreseli de sormak isterim çünkü 1 Mayıs'ta Fed'in faiz kararı var. Özellikle Powell biraz daha temkinli olma yönünde açıklamalarda bulunuyor. %2 enflasyon hedefi esaslıyor. Ama tabii ki farklı görüşler de var. Gittikçe faiz indiriminin ötelendiğini görüyoruz aslında. Beklentinizi de sormak isterim Fed açısından. Evet. Ee... Amerika'daki büyüme tablosu ve enflasyonun katılığı e, faiz indirimlerinin biraz daha ötelenmesine sebep oluyor söylediğiniz gibi. Bu hem verilerde kendini gösteriyor üstüne bir de beklenti yönetim konusunda hani piyasaya çok da sürpriz yapmamayı tercih eden Fed'in e, kendi açıklamalarına da baktığımızda faiz indirimlerinin ötelenmesi biraz daha temkinli bir e, duruş e, sergilenmesi suretiyle e, aslında söz konusu oluyor dolayısıyla biz sene başında 6 faiz indirimi 6 tane faiz indirimi Fed'den göreceğimizi fiyatlayan bir piyasa olmasına karşın biz kendi senaryolarımızda 3 faiz indirimi yapılabilir şeklinde bir kurgu ile ilerlemiştik. Şimdi geldiğimiz noktada piyasa 2 faiz indirimine kadar savruldu. Böyle bir risk var gerçekten de. Yani 2 faiz indirimi yapılabilir hatta 1 faiz indirimi de yapılabilir. Ee, ama biz şu anda bas senaryomuzu değiştirmedik. Biraz daha önümüzdeki dönemdeki veri akışını görmek istiyoruz. Örneğin Amerika'da son... PMI verileri beklentilerin altında kaldı ve bir soğumaya işaret etti. Bunu destekleyen başka veriler de görmeye başlarsak o zaman piyasa tekrardan 3 faiz indirimi senaryosuna doğru evrilebilir. ama hani bence burada çok verilerin çok sıcak bir şekilde takip edilmesi ve beklentilerin böyle çok uzun vadeli yapılmaması lazım. Yani çok her yeni açıklanan veriyle birlikte bu FED'in ne yapacağı konusu da şekillenebilir. Çok ciddi veri bağımlılığı var. Bu da aslında bir miktar oynaklık da demek piyasalarda. Yani hisse senedi piyasası da örneğin Amerika için de yön bulmakta zorlandığını söyleyebiliriz. Faiz indirimlerinin gecikmesi hisse senedi piyasası açısından orada bir baskı unsuru oluyor, e, tahvil faizleri yüksek seyrediyor gibi konular var. Yani dolayısıyla biz e, Fed'in e, faiz indirimi konusunda üçü korumakla birlikte. Bunun azalma ihtimali olduğunu gözeterek çok yakından verileri takip etmeye devam ediyoruz. Bu arada Avrupa Merkez Bankası ise seneye başladığımızda belki hatırlarsınız her ikisi de yani Fed de, ECB de yaklaşık olarak yıl ortasında faiz indirimine başlarlar. Ve yılın tamamında da işte Fed'den zaman zaman bu 6'ya kaydı 4'e indi ama aşağı yukarı hani 4 tane faiz indirimi her ikisinden de bekleniyordu. Fakat daha sonra FED'in faiz indirimi ötelendi, buna ilişkin beklentiler ötelendi ama Avrupa Merkez Bankası hala yıl ortasında faiz indirimine başlama senaryosuyla ilerliyor gibi görünüyor. Orada tabii büyüme de daha yavaş Avrupa'da ve enflasyondaki düşüş de biraz daha hızlı gerçekleşiyor. Hedefe kısa bir süre içerisinde var, varacaklar gibi görünüyor. Dolayısıyla... Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirme konusunda eli daha rahat. Ama burada da ne zorluyor dersek parite biraz zorluyor. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirdiği Fed'in ise sabit tuttuğu bir dünyada e, tabii ki faiz farkı Avrupa özür diliyorum Amerika lehine açılmış oluyor. Dolayısıyla Euro dolar paritesinde baskılayıcı bir rol oynuyor. Sene başında 1.12 civarında sene sonu Euro dolar parite beklentileri varken şimdi bunun 1.10'lara falan gerilediğini görüyoruz. Bu daha da aşağı çekilirse biraz Avrupa açısından zorlayıcı olabilir. Yani en basitinden enflasyon baskısı yaratan bir gelişme olabilir. Dolayısıyla şimdilik hani indirebilecekler gibi görünüyor ama parite ile ilgili de hareketlilik e, e özür ECB'nin kararlarında dönüp tekrardan bir etki yaratabilir. İlk faiz indirimi sonrasında e, onlar da senaryolarını tekrar gözden geçirmek durumunda kalabilirler diye düşünüyorum. İş Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin Efem çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Evet, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz.